Evet arkadaşlar, bu videomuza da ritimler diyeceğiz. İstek olarak gelmiştir. Yani ritimleri ne tür ölçerim, ritimleri nasıl seçerim ve ne tür ritimlerimiz vardır, mevcuttur. Biliyorsunuz bizim oriental müzikte, arabik müzikte birkaç ritimimiz fazla vardır. Yani bu İtalyan ve Avrupa normundan. Avrupalılar sadece 3 dörtlük ve 4 dörtlük bilirler. Bundan hariç ritimleri yoktur. Belki 5 onluk olabilir. Yahut 18'lik. Ama bundan dışarı ritimleri yoktur ya. Biz de biliyorsunuz 7 8'liğimiz var, 5 8'liğimiz var, 9 8'liğimiz var, 10 8'liğimiz var. 3 dörtlük, 6 8'lik var. Arkadaşlar ondan sonra tabii ki 4 dörtlüklerimiz var. 2 dörtlüklerimiz de var. Yani 2 dörtlük deyince zaten direkt insanın aklına oyun havası gelir. Şimdi arkadaşlar ben size ritmi nasıl anlatsam, nereden başlasam. Şimdi müzik nasıl desem, müziği herkes yapamaz arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü müzikte biraz his olması gerekiyor. Yani biraz içinizden biraz müzik hissi olması gerekiyor ve kanınızda, damarınızda müzik olması gerekiyor. Yani ben şimdi bunu birkaç talebelerimden biliyorum. Tamam, müzik öğrenmek istiyor ama neden müzik yapmak istiyor? Ya babası istediği için, yahut kardeşi çaldığı için, yahut başka ekip arkadaşına bir müzisyen gerektiği için. Bunlar faso fiso arkadaşlar. Tabii ki çocuk yaşta başlasanız daha güzel olur. Tabii ki çocuklar direkt müzikle beraber büyümüş olurlar. O zaman çocuk ritme yavaş yavaş kaptırır kendini. Yani en iyisi, hatta çocuk anne karnında olduğu zamanlar en iyisi. Çünkü çocuk direkt dünyaya çıktı mı direkt ritimle çıkıyor. Yani ben kendi çocuklarımda fark ediyorum bunu. Bunları yani direkt çocuklar 2-3 yaş deyince direkt müzik ve ritim, yani ritim tutuyorlar vesaire vesaire. Çünkü anne karnındayken ben müzik yapınca tabii ki onlar da ritim alıyorlardı. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi müzik biraz his olması gerekiyor. Biraz içten gelmesi gerekiyor. Biri önüne nota koyup da ya işte şu notaları basacağım, bu ritimi vuracağım, ondan sonra müzik benim için bitmiştir olay yok kardeşim. Ritimde his olması gerekiyor, duygusallık olması gerekiyor. Şimdi tabii ki bu 1-2 yıl yani müzikle yavaş yavaş ilgilenen arkadaşlar için, yavaş yavaş başlayan arkadaşlar için bu ritim tutma olayı, yani ritim hissi kazanabilmeniz için arkadaşlar burada 1-2 sene yetmez. Yani bana yazdı arkadaşım, şu an ismi yok, kapalı maalesef bu internet sayfası. Arkadaşım ismini okuyamayacağım. Bana yazıyor, 1-2 senedir yapıyorum bu müziği. Ritim tutturamıyorum. Kardeşim yani müziğe yeni başladıysan zaten 1-2 sene içinde ritimleri tutturamazsın. Yani ritim duygun hiç yoksa zaten komple olarak ritimler tutturamazsın kardeşim. O yüzden ama ben sana birkaç tip verebilirim, info verebilirim, ölçme teknikleri gösterebilirim. Ne tür ölçersin vesaire vesaire. Şimdi örneğin 4 dörtlük ritim açıyoruz. Şu şekil alalım. Gördüğün gibi herhalde bir dakika arkadaşlar, kamerayı şu şekil döndürmem gerekiyor ki şu ışık düşmesin oraya. Herhalde şimdi okey. Şimdi örneğin ben sana 4 dörtlük ritim açıyorum. Şu şekil. Şimdi bizim burada yapacağımız ne? Bizim burada ritmin uzunluğunu ölçmemiz gerekiyor. Yani bir ritim başlayıp da nereye kadar aynısını yapıyor, ondan sonra tekrar başa dönüyor ve nereden nereye kadar aynısını yapıyor ve o hızı ölçmemiz gerekiyor kardeşim. Bunu nasıl yaparız? Şimdi baslarla akorlara aldanma. Örneğin şimdi görüyorsun ilk dörtlük akorlar, baslar komple ikinci dörtlükte değişik olarak geçiyor. Yani baslarla akorlara aldanma.
Çoğu kişiler diyor basın bir yere kadar aynı yaptığı yeri oraya kadar oraya ölç. Yanlış arkadaşım bu. İlk dörtlükte başka geçer, ikinci dörtlükte de başka geçebilir. O yüzden bizi ilgilendiren ne arkadaşım? Bizi ilgilendiren dum ve taklar. Yani şunları kapatayım. Burası bizi ilgilendirir. Bas da ilgilendirmez. Şu şekil. Yani duyuyorsun buraya kadar hep aynısını yapıyor. Ondan sonra geriye dönüyoruz. Şimdi baştan sona kadar ilk saymamız gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunun içine güzel bir şekilde 4 tane vuruşumuz sığdı. Yani ne yaptık? 4 dörtlük yapmış olduk. Yani ritmimiz neymiş? Orada zaten yazdığı gibi 4 dörtlük ritmimizmiş. Şimdi gelelim ikinci metoda. Direkt bizim şeyleri açayım ben. Ben bu ritmi bir böleyim. Yani biliyorsun ritim biraz matematik ister kardeşim. Matematik ister ve matematik müzik komple olduğu gibi matematiktir kardeşim. Şimdi 2 dörtlük. 2 dörtlük ne demek? 2 bölü 2. 2 bölü 4. Yani 4'ün yarısı. Bunu nasıl ölçüyoruz? Bunu da bir dakika. Şu şekil. Üç, dört. Görüyorsun burada dört dörtlük yazıyor. Ama ne dedim ben? Buralara dikkat etmiyoruz. Biz ritmin dum ve taklarına dikkat ediyoruz. Yani ne yapıyor? Tak, dum, tak. Bir, iki, bir, iki. Buraya kadar aynısını yapıyor. Ya burada şimdi ritim ölçüsü 2-4-3'ü ritme direkt alamadığımız için burada arkadaşımız ne yapmış yahut ben ne yapmışım burada? Ben burada 4-4'lük ritim yazmışım. Ama ikili ritmini 2'de kapatıp da baştan almamışım arkadaşım. Direkt 4-4'lük geçmişim. Çünkü 2-2 ne eder? 4 eder. Bunu İbrahim Tatlıses'in dediği gibi 2-2-4 eder. O yüzden 1, 2, 1, 2. Çünkü 1, 2'ye kadar aynısını yapıyor. O sonra 3, 4 yine 1 ve 2'nin yaptığı şekli aynısını yapıyor. Tekrar alalım. Dum, 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 dum. Yani burada dum, 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 ta, dum falan yapmıyor. Burada resmen baş ikilerde ne yaptıysa 3 ve 4'te de aynısını yapıyor arkadaşım. Yani o yüzden baslarla, akorlara kanma. İlk baslar değişik olur, ikinci baslar akorlarda değişik olabilir. Şimdi kameramızı ben bir şöyle alayım arkadaşım. Tabii gerçeği gösterdi mi? Tabii ki kolay. Şimdi ben bir ritim değiştireyim. Örneğin ne alsam, ne alsam, ne alsam, ne alsam. Şimdi sana ben bir ritim seçeyim sizlere arkadaşlarım. Bir dakika ritim ne yapsam acaba? Yok onu yapmayayım. Onu yapmayayım. Ben önce kolay başlayayım. Önce bir kolay başlayayım arkadaşlar. Dramlarımız nerede? Dramlarımızı direkt kısayım. Yok dramlar açık dursun. Akı kompalarımı kısayım. Şimdi size ben bir ritim açayım. Bunu bir ölçün bakalım arkadaşlar. Bunu çıkarabilecek misiniz? Evet. Ne ölçtünüz? Beraber ölçelim arkadaşlar. Nereden nereye kadar aynısını yapıyor. Ondan sonra tekrar dönüyor. Bunu beraber ölçelim arkadaşlar. Ha bak bu da güzelmiş. Burada benim sayılarım var. Buradan da beraber takip ederiz arkadaşlar. Durun bakalım. Bu iyi oldu şimdi. Bunu ben biraz aşağıya getireyim şöyle. Şimdi beraber başlıyoruz.
Yani nereden nereye kadar aynısını yapıyor. Yani arkadaşlar ne yaptık burada? Resmen 6 vuruşumuz var. Yani neymiş bu? 6-8'lik. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu ne şekilde sayabilirsiniz arkadaşlar? Hissinize göre dumları, dumları, dumları sayın. Gittiği yere kadar. Mesela 6'ya mı geldiniz? 7'yi sayacaksınız. 7 olmadı. Tekrar başa mı döndü? Demek ki 6'ymış. Bunu bir normal sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutmadı. 7 başı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Olmadı. Gördünüz mü? Yani bura başıymış. Demek ki 6'ya kadar sayacağım. Ondan sonra başa dönüyorum. Yani 1. Yani neymiş? 6-8'lik. Değiştirelim arkadaşlar. Biliyorum zamanımız var. Şimdi size ben şöyle bir ritim açayım. Ya bunu şimdi bilenler zaten direkt bilir arkadaşlar. Şunları ha. Biraz his alın. Dinleyin nereye kadar aynısını yapıp geriye dönüyor. Nereye kadar tekrarlıyoruz. Nereden geri dönüyor, dönüş yapıyoruz. Şöyle biraz içinizden böyle şu dum 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 dum. Biraz his gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Biraz damarınız atması gerekiyor. Biraz parmaklarınız oynaması gerekiyor. Biraz kan vurması gerekiyor. Ayaklarla olsun, omuz olsun, kafa olsun. Biraz ritme vücut gitmek istiyor arkadaşlar. Şimdi. Yani buraya kadar şeymiş. Yani şimdi ölçüyü aldık. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Neymiş arkadaşlar? 5 vuruşumuz var. Ondan sonra geriye dönüyor. Yani o yüzden ritmi önce dinleyin. Ondan sonra yavaş yavaş böyle bir şey alın. Böyle bir his alın. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nereye kadar? Gittiği yere kadar arkadaşlar. Evet ama 5-8'liği nasıl sayıyoruz? Yani 5'i saydıktan sonra 5-8'lik 1-2-1-2-3 olarak sayılır. Yani orijinal sayımı. Ama tabii ki burada biraz endişeleriniz varsa 1-2-3-4-5 olarak da sayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yapalım. Önce bir his kapıyoruz. Son 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Evet, gördüğünüz gibi ritmimiz neymiş? 5 8 değilmiş arkadaşlar. Umarım anlıyorsunuzdur beni. Şimdi tekrar bir ritim değiştirelim. Tekrar değiştirelim arkadaşlar. Ben önce bir hepsini kapatayım şu şekil. Bu olmadı. Hop 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 hop. Bu şekil. Bu yetecek mi? Evet, nereye kadar aynısını yapıyor arkadaşlar? Önce bir his kapın. Yani önce baştaki vuruşundan son vuruşa kadar his kapın arkadaşlar. Ondan sonra aralarını
saymamız gerekiyor. Bu araya doldurmamız gerekiyor. Evet. Hissi kapın arkadaşlar. Ayağınızla da takt verin, ritim verin. Yani böyle de yapabilirsiniz. Yani şimdi öyle bu şekli verdikten sonra arkadaşlar bu durma yerlerin aralarını ikinci geçişte doldurmaya çabalayacağız. Yani peş peşe bir sayı yapmaya çabalayacağız arkadaşlar. Evet. Sayıyoruz inşallah. Yavaş yavaş. Buraya kadar. Evet. Evet, herhalde görüyorsunuz parmaklarımı arkadaşlar. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü hissi kapın, hissederek önce dum, dam, dum, dam. Önce bu şekil yapın. Ondan sonra akışına bırakın. Ondan sonra bu şekil. Önce bir başla sonunu bulun arkadaşlar. Önce bu şekil. Buradan buraya kadarmış. Şimdi ritmi yakalamaya çabalayın. Görüyor musunuz? Akışına bıraktım arkadaşlar. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 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 Neymiş arkadaşlar? Yedi sekizlikmiş. Yani gördüğünüz ki ritim sayması fazla da zor değilmiş arkadaşlar. Sadece biraz kendinizi akışa bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Pardon. Şöyle de alabilirim arkadaşlar. Bir kamerayı direkt şey alayım ben. Sayabilirsiniz. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 ve 4 ne etti arkadaşlar? 7 etti. Tabii burada 1'den 7'ye kadar sayabilirsiniz. Ama önemli olan başıyla sonunu bulmak. Yani önce başıyla sonunu buluyoruz. Nereye kadar sayıyor bu? Geri dönüyoruz. O zaman yavaş yavaş his kapmaya çabalıyoruz. Ondan sonra böyle tem dam 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 akışına bırakıyoruz. Tek 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 sayıyoruz. Bu hızlı da olabilir. Hızlı da olabilir. Daha da yavaş olabilir. Ama önemli olan ritmin başlangıç yeri ve sonu. Ondan sonra nerede tekrarlanıyor? Ondan sonra yavaş yavaş bir his kapmak. Dum ta dum ta dum ta dum ta. Ondan sonra dum ta dum ta dum dum ta dum dum ta. Ondan sonra dum 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 dum. Bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra ritmi sayarsınız. Evet. Şarkıları orijinal banttan da tür çekersiniz arkadaşlar. Burada da arkadaki ritimleri dinlersiniz. Öndeki sanatçıyı es geçersiniz. Onu kulağınız duymasın. Sanatçının arkasında çalan ritimleri dinlersiniz arkadaşlar. Evet, şimdi bir başka ritimle yapalım. Bir ritimimiz daha var. Herhalde tahmin ediyorsunuzdur hangi ritimimiz bu. Direkt onu da alayım. Madem videoyu bayağı uzattık, onu da yapalım arkadaşlar. Bap 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 bam. Şu şekil. Önce ben hepsini bir kapatayım. Evet arkadaşlar, beraber sayalım. Önce his kapın.
Buraya kadarmış. Şimdi sulandırın arkadaşlar. Yani akışına bırakın. Gördünüz mü? Akışındayım şu an. Ayağınızla da vurun. Böyle. Dum 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 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Evet arkadaşlar. Herhalde olayı anladınız. İnşallah bu videom sizlere yardımcı olmuştur. Dediğim gibi ses sanatçı arkasında şarkılar dinlediğinizde sanatçıyı es geçin arkadaşlar. Sanatçıyı es geçin. Ve sadece arkadaki ritimleri dinleyin. Arkadaki akorları da dinlemeyin arkadaşlar. Sadece şeyi dinleyin. Bu dum takları yani davulları. Davulları dinleyin arkadaşlar. Şekil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde hızlanıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekil sayabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Umarım videom sizlere yardımcı olmuştur. Artık ritimleri de saymasını biliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle giderse benden bile profesyonel olacaksınız. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar ve arkadaşlar ritimden kaçmayın.